apayrı bir şey. Çünkü değişik portre çekimleri var. El hareketleriyle yüzdeki ifadeyi değiştirebilirsin. Işık kesin aynı. Vesikalık haricinde çekeceksiniz yani. De onu söyledi. Çok herhangi bir yerinde netlik aranır bu tür şeylerde. Çünkü tripodla çekilir. Tripod hareket etmeyen yerleri sabitler. Diğer taraflar hareket netsizliği ile kendisini gösteriyor. Bu da o tür fotoğraflardan bir tanesi. Merhaba, konuğu için teşekkür ederiz öncelikle. Çok keyifliydi izlemesi. Bizi de biraz bahsedebilir misiniz bu topluluktan, projeden? Tabii ki. Mercan Selçuk Modern Dans Topluluğu. Ben Mercan Selçuk. Konservatuar Klasik Bale bölümünde okuyan öğrencilerden. Ve bu işi amatör olarak ama profesyonel bir ruhla, gönülle yapan öğrencilerden oluşuyor. Yani sadece bu işi meslek olarak seçenlerden değil. Yazın bu projenin oluşmasını istedim ben. Çocuklarla konuştum ve onlar da çok heyecanlandılar. Bizim hikayemiz, bu eserin adı, 5 Mart'ta Gözetel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ilk gösterisi. Güzel, keyifli bir hikaye oldu. Bir dans sanatçısının çocukluktan olgunluğa ilişkileri, hayat hikayesi bunu anlatıyor. Büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Böyle şimdilik. Teşekkür ediyoruz size. Biz çok destek oldunuz. Sağ olun. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Biz de heyecanlıyız. İnşallah görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Ben Melisa. Dans benim için gerçekten bir tutku. Bu hayatta yaşanabilecek en güzel duygunun sadece aşk olduğunu düşünüyorum. Bir yaşla dans etmek. Çocukluğumda beni en çok etkileyen şey annemin tutku ayakkabılarıydı. Adım Salih Güler, fotoğrafla ilgileniyorum. Kısaca fotoğrafçıyım. Bu dans projesinde sevgili Mercan Selçuk'un sahneye koyduğu Bizim Hikayemiz oyununun sahne arkası fotoğraflarını bir grup fotoğraf sevdalısıyla çekmeye başladık. Yaklaşık önümüzdeki 3 ay süresi boyunca bu çekimlerimiz devam edecek. Sahne arkasında neler yapılıyor? Neler yaşanıyor, duygu durumları nedir sanatçıların, dansçıların, bunları fotoğraflamaya çalışıyoruz. 5 Mart'ta sergilenecek bu oyunun premierinde biz de fotoğraf sergimizi açmayı düşünüyoruz. Umarım bir yandan dans ve o dansın arka planında neler gerçekleşiyor, bunların birlikte sahnelendiği güzel bir projeyi bitirmiş olacağız. Büyük bir şevkle çalışıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Yoruluyoruz ama sonucunda güzel şeylerin çıkacağına da inanıyoruz. Umarım güzel bir çalışmaya imza atmış oluruz hep birlikte. İnşallah. Biz de merakla bekliyoruz. Çok Hadi teşekkür bakalım. Ederiz. Biz de katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi görsel iletişim tasarım bölümünün temel çalışma alanlarından bir tanesi fotoğraf. Bizim için oldukça önemli bir disiplin.
O nedenle öğrencilerimizin sektörden de profesyonellerle bir araya gelip çalışabilecekleri bu tür etkinliklere destek olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada profesyonel dansçılar geldi, fotoğraf sanatçıları vardı. Onlarla bir araya gelerek güzel bir çekim yaptılar. Güzel bir workshop çalışması gerçekleştirdiler. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimizin devam etmesini istiyoruz. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Ayrıca size de teşekkür ederiz. Geldiniz. Şu an bu videoyu izleyebiliyorsak onlardan sizlerin çok büyük emeği var. Keyifli. Teşekkürler. Ben Gecesu. Küçükken kalbime dokunan olaylardan biri Yağmur Selam ilk kez sergilediğim ve Meryem Ana'da dokunduğum ağaçtı. Çocukluğumda ise beni en çok etkileyen şey Sophie'yi ilk kez kucağıma aldığım gündü. Çok keyifliydi sizi izlemek. Programınız çok güzel, çok yeteneklisiniz. Biraz bahsedebilir misiniz bize bu projenin nasıl bir şey olduğundan? Ben Deniz Akarsan. Bu proje şöyle ki 12 kişi gönül birliğini sağlamış ve gerçekten uzun süre yıllarca birlikte çalışmış okulda. Bunun 5 kişisi Robert Lisesi'ne ait, 7 kişisi konservatuvarda. 12 insanın bir araya gelmiş olduğu bir proje. Ve sadece hani günümüzde yapılan işlerin aksine ticari yönde değil, sadece ülkemizde sanatın bu kadar hor görüldüğü zamanlarda bir takım şeyleri insanlara sevgiyle gösterebilmek, işin içinde para olmadan, çıkar olmadan gösterebilmek amacı güden bir topluluk böyle yola çıktı. Dediğimiz gibi işte çeşitli danslar var içinde, yaklaşık bir 11 tane. Hepimizin hayatından kesitler var, konservatuvarda yaşadığımız zorluklar, aynı zamanda güzellikler, konservatuvarda arkadaşlarımızla yaşadığımız çatışmalar, sevdiklerimizle, sevmediklerimizle, metinlerde de var, dansın içinde geçiyor, dansların içinde. Hani gitmek istemek bu ülkeden ama gidememek, çünkü bu ülkenin vatandaşı olduğunun bilinci ve bu ülke için emek harcamak sanata ve halkına. Böyle bir proje ve bu projenin içinde olmak hem bir sanatçı adayı ve bir sanatçı olarak bu projenin içinde olmak çok mutluluk verici. Yani hem tekniğimize, dansımıza katacağı şeyler açısından hem de tamamen manevi boyut olarak da bizi doyuran, sanatsal algımızı doyuran, kalbimizi doyuran, birbirimizle olan sevgimizi doyuran bir proje bizim için. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sen neler söyleyeceksin? Ben Melisa Ayanoğlu. Hepimiz aynı okuldayız zaten. Bu proje için söylemek istediğim şeyler, yani teknik açıyı geçtim. Onun dışında Deniz'in de dediği gibi çok hor görülen şu an sanatın bu ülkede. Bizim çocukluktan beri bu şey ne kadar çok emek verdiğimizi, hani bir bale ya da bir modern dans deyip geçilmeyecek bir şey olduğunu aslında anlatmak ve zaten dansın, yani projemiz içinde de var, çocukluktan beri bugüne kadar ve devamı olarak ne kadar emek verdiğimiz, vereceğimiz. Çok güzel bir proje oldu bence. Bizim bir araya gelmemiz, bu işi gerçekten gönülden yaşayan insanların bir araya gelmesi. Bakalım inşallah bu şekilde güzel güzel devam eder. Ben Arda Erkara. Ya arkadaşlarımın da dediği gibi bu iş aslında bizim bir dansçının kariyeri boyunca okuduğu okulda, dışarıdaki yaşantısında, aile içindeki sorunları veya onu mutlu eden veya mutsuz eden herhangi bir girişi, gelişmeyi ve sonucu danslarla, özgün koreografilerle, onun doğru müzik, kostüm, her şeyini düşünerek seçilip yapılmış bazı konular. Şimdi bu konuları biz hani doğduğumuzda, çocukluğumuzda bizi en çok etkileyen şeyler, okul yaşantımızda çektiğimiz zorluklar, aşklarımız,
mutluluklarımız, mutsuzluklarımız, bizi arkadaşlarımızın bazen kötü bir şeyin içine atması, bazen aynı arkadaşlarımızın bizi oradan çekmesi ve böyle bir sanatçının Türkiye'de nasıl yetiştiği ve biz aslında burada sadece işimizi yapalım, dansımızı edelim, gidelimden ziyade Türkiye'de sanat anlamında yeni kapılar açmak istiyoruz. Yani insanların gözünde canlandırdığı o kalıpların biraz dışına çıkılmasını, sanata ve sanatçıya değerden çok en azından onların bir varlığının farkında olmalarını diliyoruz insanlardan. Çünkü sanat çok güzel bir şey, sanat çok evrensel bir şey. Hani özellikle biz yani evet, özellikle dans çok evrensel özellikle bir şey. Bizim yaptığımız, bizim ana sanat dalımız bale ve biz bu işe gönül vermiş insanlarız. Biz yurt dışına gidebiliriz, burayı bırakıp gidebiliriz. Daha çok değer gördüğümüz ülkelerde dans edebiliriz. Orada ekmek paramızı kazanıp maaşımızla geçinebiliriz bir Avrupa şeklinde. Ama biz bunu tercih etmedik. Biz arkadaşımla yurt dışına gittik, gördük. Biz daha çok burada bir şeyler yapmayı, buradaki bir şeyleri değiştirmeyi, kolaya kaçmamayı, burada zoru başarmayı tercih ettik. Ve bu projede aslında bizim bu düşündüğümüz şeyleri, yaptığımız ama belki de yapamadığımız şeylerin dışa vurumu. Kaldı ki ben bir şey eklemek istedim ki bu konuyu son zamanlarda çok tartışıyoruz. Hani topluluk olarak, dansçılar olarak ve konservatuvarın bale ana sanat dalı olarak ülkemizde biliyorsunuz sanat var ve her şeyin bir ticareti olduğu gibi sanatın da ticareti var ve çok vahşi bir ticaret bu. Herkes güzellik algısının içinde olana, popüler kültüre ait olana, efendime söyleyeyim onlara hitap edene çok son derece saldırgan bir şekilde yanaşıyor. Ve gerçekten bazen bu yine metinlerde de çok öteki olarak hissediyoruz. Özellikle bale dansçıları olarak hani biz adayları olarak ve şu an hali hazırda bale dansçısı olan büyüklerimiz. Hani bunun kırılmasını çok isteriz. Bu işin büyümesini, insanlara dokunabilmesini. Çünkü gerçekten 11 senelik bir eğitim ve fiziksel, ruhsal bir sürü zorluğu var. Ruhsal her işin bir zorluğu var. Fiziksel gerçekten bir sürü zorluğu var ama bununla beraber ekstra bir saygı kimse beklemiyor ama gerçekten hani Arda'nın da dediği gibi bir değerden ziyade bir farkındalık, bir oyuncu var, şarkıcı var ama dansçılar da var ve gerçekten bir şey yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten bu ülkeye çok güzel başarılar kazandıran bale dansçıları var, modern dansçılar var. Ama işte dediğimiz gibi sistemden ötürü hep bir şeyin arkasında kalıyorlar ve kalıyoruz. Çünkü niye? Toplumdaki sanat algısına şu an hitap etmiyor. Çünkü neden? Devlet bunu desteklemiyor. Sonuçta bir politikanın yürümesi bununla çok ilişkili. Sanatın nasıl reklamı yapılırsa, özellikle balenin, dansın nasıl reklamı yapılırsa halk da buna göre ona rağbet gösterecek. İşte umarım bu şeyi kırabiliriz, bu algıyı ve başka sanat dalları ne kadar rağbet görüyorsa ki yine rağbet gören sanat dalları çok kısıtlı ülkemizde ama ya bunları arttırmak en önemli şey. Çünkü bu projenin içinde sadece dans yok, aynı zamanda bir yerinden tuttuğumuzda oyunculuk var, arkada metinler var, bir şiir okuma, an an resimler ki bu bale zaten baktığımızda dans ve bale bir resimdir her zaman için. Hani bir sürü sanat dalını içinde barındırıyor müziğiyle, operasıyla yeri geldiğinde. Bunun farkındalığını bu genç yaşımızda Mercan Hoca sayesinde sağlayabileceksek şayet önemli olan gerçekten bizim için bu diye düşünüyorum. Evet, yani bu proje bu bütün anlattıklarımızın Arda'mızda, Deniz'inde, bütün içimizden geçenlerin anlatılması için çok güzel, yani daha doğrusu bedenimizle anlatmak için çok güzel bir yol oldu, çok güzel bir adım oldu. İnşallah. İnsandan insana, aynen silahsız, öyle, sınırsız, dilsiz, renksiz, çünkü dilimiz yok. Sadece bedenimiz ve herkesin alabileceği bir şey var. Yani burada Çin'e de gitsek, Avrupa'ya da gitsek, Amerika'ya da gitsek, Türkiye'de umarım o dille herkese erişebiliriz ve o sevgi dili olur. Olan, eğer, yollar.